İyi akşamlar bin günlük grafik. Şimdi iyi akşamlar değil iyi pazarlar dileyelim. <laughs> az, az alışkanlığı. Bimi ben aynı yerde anlatmaktan sıkıldım yani. Bunu çok dar bantta anlattım. 67 yukarıda 73 ya aylarca trade ettiler. 67-73 arasında. Geniş bir bandı vardı 60-75 arası aşağı yukarı. E, o bandın içinde şu anda yani bu bandı kıramıyor. Hakikaten e, bir yıl oldu yani. Tam aşağı yukarı. Bir yıldır bu fiyata geldi. Burada takılıyor. Ne yukarı ne aşağı ama biraz şey bir trendi var, ee, sıkıntılı da bir trendi var yani şurada Ocak'tan bir 77 civarına geldi, oradan beri böyle yavaş yavaş aşağı doğru hareketini sürdürüyor. Şimdi majör olarak söyleyeyim, 60 kırılmadıkça sorun değil yani 60'da bir alıcı geliyor bime. Yani gün içi için demiyorum, kapanışlar için demiyorum. 60'ın altında pek bir kapanış olmadı bunun. Ee, 60 45 oldu galiba yani düşük. Son bir yıldır onun dışında olmadı. O yüzden oraya dikkat etmek lazım. Yani 59 kapanışı alıyorsanız orada bir problem vardır. Artık piyasa e, çok bimi elinde tutmuyordur diye düşünebiliriz. E, yukarıda majör anlamda belli yani. Bu tabii 77'nin üstüne gitmesi lazım. Bimin onu o zaten hani cepte de kısa vade için 65'in üstüne bu hafta için takip edilebilir. 65'in üstüne kapanışlar. Bilmiyorum de 65 65.5'ün üstüne. Bize bir 67 67.5 ihtimali acaba olur mu? Yani şu düşen trende tekrar bir kafa atar mı diye düşünürüz öyle bir durumda. O yüzden e, kısa vade bu hafta için takip edilecek seviyeler bunlar. 20 gün ortalaması 63 60 Şu anda tutunuyor diyebiliriz. 20 gün ortalamasında veya e, yani ben ortalamadan anlamıyorum diyen arkadaşlar varsa onlar da tabii bir trend çizgisi çekebilir. Şöyle mumları dibinden sıyırıp o da 3 aşağı 5 yukarı aynı yere geliyor. Yani bir şey fark etmiyor. O da 60 30 63'e geliyor. Yani 63'ün altında bir kırılım. Burada 60 ihtimalim tekrar tabi akla getirebilir. Arada bir de 61 buçuk var. Bir destek olarak alınabilir. Ara destek. Yani 63 kırılımı olursa 61 buçuk. Orası kırılırsa 60. Akla bu gelir. Dedi. Ya yani dediğim gibi çok uzun zamandır aynı yerde. Yani bir çıksa da artık buradan yani ne, yani ne oluyorsa olsa ne tarafa çıkıyorsa 48 arasay ee, kendi ortalamasının üstünde olması pozitif ama gösterdiği yer e, çok pozitif değil yani 48 biraz hafif satışlı bir durum gösterir burada Mak diye bakıyorsunuz o da biraz ağzını kapatmış bunun dışında söylenecek bir şey yok yani dediğim gibi bir yıldır e, ben de artık bir analiz yapmaya gerek yok ya 60'a geliyor işte biraz tepki veriyor 60'a gidiyor oradan daha önceden ne kadardı? 5-6 ay sürdü galiba. Şu 25 Ağustos'ta bir başladı. Bakın Aralık, Aralığa kadar da aynı şekilde böyle dar bantta trade edilmişti. Yukarıda 73 aşağıda 67. Yani 6 ayda bir öyle anlatmıştık. Bu dar banttan ne tarafa çıkarsa o tarafa genişliği kadar demiştim. 6 lira civarında 5-6 lira yaptı zaten onun da çıkıştan sonra. Söylenecek başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Herkese yafdar bir olumlu bir şey var, onu söyleyeyim hani e, bitirmeden. E, BİM'de hiç şey kaybolmuyor. Bakın hacim borsa İstanbul'da düştü, pek çok büyük hissede düştü, holdinglerde düştü falan, her yerde bankalarda rezalet durumu geldi hacim. Ama BİM'e dikkat ederseniz hacmi hiç düşmüyor. Yani bu diyeceksiniz ki ne önemi var? E, şu önemi var. E, yani burada bir piyasa var. E, demek ki en çok akla gelen ise müşterinin hala olduğu bir hisse olduğunu yorarım ben bunu. E, bu hacimlerin düşmemesini. Yani piyasası canlı şey gibi işte. Ne o e, yani araba piyasasına benzetirsek e, eskiden şey dedi, Toros gibiydi yani Reşat altını gibi hep bir müşterisi var. O burada da öyle bir görünüm var yani bu görünümün bozulmaması bana göre olumlu herkese yaftar